Herkese merhaba, yeni bir konuklu toplu paket açılışı videosundayız ve bugün konuğum Kemal Can, kendine müzisyen Parlak. Hadi gel. Hadi. Ha. Oğlum. Şey, değdiriyor mu peki? Biraz. Tamam oğlum, sıkıntı yok ya. Ben galiba bayılacağım bu arada. Ben bir kötü hissetmeye de başladım. Baba biz bu videoda ne yapıyoruz ya? Şu an videonun toplamını düşündüm, anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi, İyi vallahi, nasıl olsun, geldik. Biraz bir yol. Güzeldi, keyifliydi. Her zamanki klasik şey goy goyunu yaptık. Sanki bir saattir burada değiliz. Tabii aynen evet, o ama evet. O her zaman yapılır. Biz ama seninle ilk kez tanışıyoruz ya, ondan dolayı da biraz heyecanlıyım yani şurada oturduğumuzda. Evet, sosyal medyadan bayağıdır konuşuyoruz. Ama yüz yüze ilk defa bugün denk geldik. Doğru. Çünkü Kemal beni ne zaman görse kaçıyordu, gidiyordu. O ne demek ya? İşte denk geliyoruz bir etkinlikte mesela. Babasıyla yürüyor böyle, gidiyor. Hiç etrafına görmem, bakmıyorsun? Görmem ya. Bir süperstar yürüyüşü vardır, sen bilirsin. Süperstar olan baban değil mi? Ya, babam canım. Ha, o ya, hani ya. Direkt böyle şey geçiyor. Ya şöyle bir şey oluyor. Biz bir kere öyle bir etkinlikte karşılaştık. Onda da biz çok erken çıkıp gitmemiz lazımdı falan gibi bir durum vardı. Ha, dedim şimdi bulaşırsam buna bu dedim beni kilitler. Lan öyle şey olur mu? Allah Allah. Nasıl bir şey? Aksine ben kilitlerim. Az öncesine yani. Kadar böyle sakin sakin konuşurken kayda girdiğimiz anda yüklenmeye başladı. İyi o zaman ben bu videoyu bak atamayacaksınız ha bu videoyu. Başlıyorum. Bunu ne yapıyoruz? Atıp öpüyoruz mu? Burası abi. O değil mi? Yok o değil. Okay. Bunlar sana hediyeler. Hepsi yurt dışından, hepsi Çin'den. Sende iki istisna var. Bir tane Amerika'dan, bir tane de Türkiye'den paketimiz var. Bir Amerika, bir Türkiye'den, gerisi Çin'den. Evet. Bir kere benim hediye alma alışkanlığım da pek yok. Hani ben doğum günü falan da kutlayan bir adam değilim böyle. İlk kez bu sene kutladım kendi arkadaşlarımla bile. Böyle hediye aldığımda hep şey olurum. Ulan ne yapacağım şimdi falan gibi bir şey olurum. Buraya geldiğimde de bunun hediye olacağından haberim yoktu. Evet, bana şeyi sordu. Bunları dedi sonra ne yapıyoruz dedi. Bunları dedim dağıtacağız ne yapacağız dedim ya bunu. Senin ve istediğini yapabilirsin. O şekilde düşün. Ha, okey. Şey de düşünme. Ben genel olarak şeyi yaşıyorum. Bana ayıp olmasın diye yüksek puan veriyorlar. Puanlıyoruz aynı zamanda. Ya, ha, hepsini puanlayacağız ayrı ayrı. Evet. Gerçekten. Sen niye ürünlerin tedarikçisi sen misin hocam bu? Hayır. Sponsor yok. Ha, sponsor bir de herkes öyle sanıyor. O da yok. Bunları dedim Kemal beğenir. Ha, sen bir de öyle seçtin. Evet. Ya. Oğlum ben şimdi bak yine utandım ya. Aa. Para. Değil. Of, Allah'ım inşallah. Bunları alalım. Kutularımı önce düşürme de. Ha, bunları kaldırıyoruz aşağıya. Evet. Teker teker başlayacağız yoksa burası okay. Kaosa dönüyor. Okay. Hadi hayırlısı. Hani beni biraz araştırdıysanız. Seninle en alakalı şey o. Umarım pilli olanlardandır. O zaman çok mutlu olurum. Bunu mu seçtin? Onu seçtim. Başlangıç. Bende de var ya elim o kadar yeteneksiz, beceriksizimdir ki ben böyle bir şeyleri kıracağım falan diye çok şu an. Kırınca hoş olmuyor. Geçmiş tecrübelerimiz var. Bıçak güvenli mi? Kullanabilir misin? Bu bıçak şey değil mi ya? Ben sizin şeyi... Cantu hediye et. Aa. Evet. Bu Anlos bıçağı. Evet. Harun makas versin. Baba ben bak Adana'da Mersin'de büyümüş adamım bak bu. Baba bak böyle girdim buradan. Bazı paketlerde birkaç tane şey olabilir. Allah Allah. Evet bunda mesela birden fazla şey var. O gitar şeyiymiş. Sen anlayacaksın. Bilmiyorum. İsmine bakıp aldım. Ha akor burgu şey oraya takıyorsun bunu. Dur şey nerede? Gitarın neyi nerede? Benim muhteşem müzik aletim nerede? Benim de müzik aletim var da çalıyorum. Şunlarmış. Aynen bak buraya şunları böyle takıyorsun. Oha! Oğlum çok mantıklıymış lan. Niye şimdiye kadar kimse burayı kastımlamamış ki? Galiba güzel bir şey almışım. Emin olamamıştım çünkü bunu. Çok mantıklıymış çünkü şeyi de çok güzel. Şuraya baksana. Saatim de uyumlu. Peki kaç tane olması gerekiyordu bundan? Bundan yani gitarına göre mesela ukulele için bundan 4 tane olsa yeter. O zaman 3 tane az mı yani? Abicim 6 tane var normalde. Sen bunu 3 tane mi aldın? Sen her gitarına bir tane koy. Ya bir hediye alıyorsun bari araştır ya. Bundan 6 tane alsan abicim işte. Bunun yarısını böyle takacağım şimdi öbür yarısı olmayacak. Hoşuma gitti lan. Bunu seninle haftalık çekelim. Oğlum bu 6 ters. Milyon beğeni gelirse her hafta yapacağız. 6 milyon beğeniye? 6 milyon beğeni nereye geliyor 6 milyon? Ben hafta yapmayalım diye. Okay. Hocam bu ters. Sen bu solak mısın? Değilim. Bu akıllı mı? Ha, kendi o düzeltiyor mu kendini bazen? Işık çıkartıyor. Bak, tam şuraya bak. Aha, oh, bak, oh, bak gördün oh. Mü? Ne yapıyor o ya? Ne oluyor? Bak. Ne yapıyorsun biliyor musun? Telefon uygulamasını açıyorsun. Diyorsun ki ben şeyi çalacağım. Akdeniz akşamlarını çalacağım. Ukuleleyle. Salladım şu an. Ukuleleyle Maldivler'de Akdeniz akşamı çalacağım.
Diyor ki bu parmağım burada olacak. Oradaki ışığı yakıyor. Ooo kendi kendine. Bu sen solaksın o zaman. Şöyle mi çalışıyor? Vallahi değil. Bu sol niye aldınız bunu? Yani şu an bütün notalar ters mi? Olmayabilir çünkü akor olmayabilir. Tamam şimdi ayıktım meseleyi tamam. Güzel aletmiş ya. Bu güzelmiş. Vallahi sağ... Ha bu kendine aldın bunu. Alabilirsin onu da. O 4 yıldır evde yatıyor. Oğlum bu ne güzel bir içerik ya. Gözünü seveyim bu içeriğin. Orkun Allah belanı vermesin senin ya. Her hafta bir şey çekiyoruz. Kim bilmem ne, kim mühendis, kim bir şey. Tamam şimdi ilk önce tamam, buna puan veriyoruz. Buna veriyoruz puanımızı. He. Hocam bu güzel düşünülmüş bir şey niye Türkiye'de şimdiye kadar yok diye düşünüp kendi kafamda acaba bu işe seninle girsek mi diye düşünsene gitar kalsın diyoruz böyle yurt dışından bunları. Sen bunları şimdi düşürmüşsündür güzel bir yerden ucuza. İşte bir şey. Harbi böyle diskont kod falan. Abi buna puanım 7. Peki 7 senin için yüksek bir puan mı? 7 bayağı geçerli puan. Mesela 6 olsa ortaya yakın. Hani iyi. 7 bir iyinin bir üstü işte öyle düşün. Tamam okey. Güzel bir puan. Bu 6 tane olsaydı bu 8 de verirdim ha. Tamam ben 3 tane daha varsa stokta alıp yollayacağım. O zaman 8'e çıkartıyorum söyleyeyim yani. Tamam. İnşallah. Hocam bu ne? Açana kadar söylemeyeceğim ne olduğunu anladın da. Delirmeye başladım değil mi ben? Açamıyorum ya 2 saattir. Her konukta böyle mi oldu şimdiye kadar mesela? Bir şey oluyor. Bıçağı sakat kullanma durumu. Ben böyle yanda korkuyorum falan. Kıranlar var. Ondan sonra bir de bana laf ediyorlar. Kırılan şeyi almışsın falan diye. He gördüm onu. Şunun ucunu bir şey yapmıştı, sökmüştü. Kırıyor işte ya. Severim ama kendisini. Kadifeli mi de ha? Onu başka bir yere gidiyor ya. Bu kadifeli madifeli bir şey çıktı bak. Oğlum bu ne bu? Gerçekten paketi çok anlamsızmış. Allah Allah. Hocam. Devam edelim. Allah bela. Ayıktım bunun içinden enstrüman, üflemeli bir enstrüman çıkacak bundan ama Japonların kullandığı bir şey mi bu? Çin bir şey geleneksel bilmem ne flütü bu. Çin geleneksel flütü mü? Evet. Tahtayı parçalayıp ama bunu çıkarsan... dokundukça uzuyor bu. Bak çok korkmaya başladım. Şunu bir alabilir misin hocam? Alayım bunun da Allah belanı vermesin ya. Allah Allah. Orası hiç geleneksel değil mi? Yani bu... Şuraya kadar geleneksel. Evet ama burada bir sanki 2022'den bir esinti var gibi. Lan? Bir huzur doldun mu? Bir dakika. İlk defa mı flüt? Böyle bir flüt deneyeceksin. Bir deneyim mi ondan sonra bakalım. Deme. Videonun gidişatı için uygun mu bu? İlk defa bak gerçekten ağzıma böyle bir şey alıyorum ama. Bunun için mi geldim baba ben bu videoya? Ben onu anlamadım. Ben izledim öbür şeylerinizi hiç böyle değildi yani. İlk verdin ağzıma üflemeli bir şey. Sen seçtin paketi. Doğru ben seçtim. Ben de bunun müptelasıyım. Han çın çın dara yo yo hin dara yo yara yo dın dın dara lori dın. Çok iyi. Bir değişik bir tınısı var. Değişik bir tınısı var. Örnekleyebileceğim bir şey varmış şuna benziyor falan. O neresine? Bu böyle bir şey değil herhalde. Bence şuraya falandır ya. Tamam 10 üzerinden. Hocam enstrüman olunca bak benden puanı alırsın. Sen ama burada hile yapıyorsun. Ne yapayım? Müzisyen adama enstrüman getiriyorsun. Bu hile yani. Olay o zaten. Şimdi herhangi bir sanatçının ellerinden çıkmış geleneksel bir enstrümanı puanlamak benim vazifem değil bu. Ondan dolayı düz bir nasıl ama ben YouTube'a oynarım değil bu mi? Bu arada muhteşem oynar. Oynarım değil mi YouTube'a? Güzel bu çözülür. Bu çözülür. Çözülür evet. Bence çok hızlı adapte oldun of, zaten. Yayınlar. Oğlum burada ayrı bir şeyler var. Bakın şurası baya böyle işlemeli bir evet, şey. Evet. Ama bu kısım o biraz daha böyle enstrüyen. Evet. Doğru. Ama demek ki uygun olmuş hocam artık. Enstrümandan kusursuzlaştı. Kesebiliriz değil mi artık? YouTube tabii orası. İstediğin gibi. Bu gerçekten problem bir kılıf bu arada ya. O çok problem. Bunu kılıfına sokmamak lazım. Evimde düşünsene böyle bir şey duruyor. Misafir geliyor masa koltuğun üstünde böyle bir şey kalmış. 10 puan mı verdik ona? Buna 10 puanı veririm ya. Enstrüman hocam bu. İlk onumuzu aldık. Şunlardan devam ediyorum. Küçük paketlerden. En baştan beri o senin gözünde evet, zaten. Evet. Şık şık yaptın ya o da bir dikkatimi çekti. Rapçi dişi. Rapçi dişi mi? Ne diyorsun ya? Oğlum bayağı real. Bayağı rapçi dişi. Aldın mı? Rapçi aldın mı?
bir şey yanlış hissettiriyor. Baba sanki bu böyle değil be. Vallahi böyle değil gibi be hocam. Sen bunu bir alta takmayı denesene. Bu da şöyle girecek o zaman. Evet, o alttaki, ortadaki küçük dişlere. Bu arada çok zengin gösterdi. Harbi mi diyorsun? Evet. Dur bakayım ya. Şunu da şuraya taktın mı? Gel, gelen gözü İstanbul'un çilesini çek. Çek ki İstanbullu olasın, dolan taşan sokaklarda villalar. Hani nerede bu duan? Oğlum yuttum lan, Allah seni öğrenme şu. Bak bunlar orijinal. Oğlum bak bu işin şakası başka bir. Bakayım ben üstünde anlarım. Üstünde şey, 18 bin tane minik elmas var. Ama bu paketle yollamışlar. Şuna bakar mısın? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben sen bunu taktığını görsem çakma demem. Demez misin? Demem. Harbi şu mi diyorsun? Şu an biliniyor tabii ama yani şey. Oğlum bunu, bu sadece bu videoyu izleyenler arasında. Bu kısmı kes Harun, tamam mı? Ha ya da tamam. Abicim, sadece kesme bu ya. Bir kere ha. De bir güven olsun aramızda artık izleyiciyle. Sadece bunlar bu okey. İzleyen bilsin hocam. İzleyen bir şey demesin. Hatta tamam. Aksine bir de şey yapsın. Aynen geçenlerde 5 milyon liraya aldı onu falan. Gibi bir hava yapın. Amerikalılar bunu alıyor. Amerika'da alınıyor hocam bu. Amerika'da her YouTuber, her bilmem ne yayıncısı bir şey biliyor. 6 şey tane takıyorlar. Aynen abi. Bizde niye bu sorun oluyor? Şöyle geçireyim mi şuradan? Saçını bozmayacaksa geçir. Bozmaz. Saçını birazdan bozacağız. Saçla ilgili bir şey de mi var? Birkaç şey makine olabilir. Almış değil mi? Kesiyormuşuz bu videoyu. Baba ben böyle bir şey görmedim ya şu video serisinde. Ulan burada her şeyi de denememiz mi lazım bizim? Sadece 10 tane falan daha deneyeceğimiz şey var. Hocam şu çalışsaydı bak kalsaydı şu an belki video sonuna kadar bunu götürseydim benden 10 puanı alırdı bak bu altın dişlerle. Buna da kimse bir şey demezdi ha. Kemal şimdi çakma yaptırmış falan denmezdi yani. 5 puan veriyorum. Tamam bununla fotoğraf bununla çekecek misin? Bununla yarı yarıya kırdım. Aynen bir fotoğraf patlar, bir story patlatırız. Şu hiç belli olmuyor mu? Olmuyor bence. Harbi mi diyorsun? Buna da bir 6 verdim. Alamıyorsun İyi, benden puan alamıyorum, bak. Alamıyorum, alamıyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Dünyanın en yaratıcı şeyini aldım. Hadi bakalım. Bunu açalım hocam. Bunların hepsi Çin'den mi? Bu da mı Çin'den? Çin'den aldı. Ben sana Amerika'dan ve Türkiye'den olan paket gelince söyleyeceğim. Ha, o ne biliyor musun? Bu ne? Işıklı pena. Işıklı pena. İşte evet. Bak şimdi var ya bu ne? O da... Bunun bir şeyi mi bu? Boyun bir şeyi. Yok alakası yok. Oha! Pena kullanıyor musun normalde? Kullanıyorum tabii canım. Elektro gitarda kullanırım genelde penayı ya da akustikte. Oğlum bu çok iyi gözüküyor. Bu gece falan bir yerde çalarken var ya. Nerede ukulele? Buyurun. Dur bakayım. Sese mi duyarlı, harekete mi? Bence tepkiye, harekete duyarlı bak. Bence havalı. Bunu çok beğendim lan. Bu bayağı güzelmiş. Bunu hemen puanlayayım mı? Tabii. 9. Kullanımı çünkü böyle şey... Çok beğendi 9. Baba bizde böyle ya. Çok beğendi 9 yani burada. Şimdi olsaydı ne bu bileyim. Bu arada küçücük bir gadget için 9 puan çok iyi. Şey evet yapma. Mesela öbürleri bak böyle bir şey çıkarttık yani. Evet. Babam videodan sonra bunu izleyecek şey diyecek. Oğlum biz bu işe girsek mi o ışıklı penalardan mı satsak falan. Allah kullan. Onda da bir şey olmaz o kadar da değil. Hayır bıçak da öyle bir bıçak ki. Evet şimdi geldik. Bu senin ya? Değil benim eğleneceğim kısımlara. Şimdi sen uzun saatler boyunca yayın yaptığın için boynun çok ağrıyormuş. Evet ağrıyor bu arada. Bu da... Of bazen var ya boynumu tutamıyorum böyle kafamın üstünde. Benim kafam büyük mü? Ne bileyim. Oğlum söyle doğruyu söyle bak alınmam. Yani biraz. Bak doğruyu söyle. Benim Harun biraz büyük dedi. Çünkü ben böyle acaba boyun kaslarımı mı geliştirmem lazım falan. Bazen böyle hani tutasım gelmiyor kafaya anladın mı hani. Ne hocam bu? Bunda da çarpılıp ölüyorum herhalde. Video burada 30 milyona çıkıyor falan. Fence cihazı evet çarpılıyorsun. Oğlum gerçek mi diyorsun? Evet. Çok merak ettim lan çarpılıyorsun deyince. Ben böyle manyak şeyler severim ha. Nerede yapmak gitti. İstersin? Kolundan başlayalım mı? Başlayalım, bir deneyelim, bir deneme olsun. Çünkü direkt şah damarıma koymayalım ki. Belli ki sen Fırat'la olan videoyu izlememişsin. Çalışmıyor, tamam bunu çıkaralım. aynen, aynen. Bunu ilk şurada deneseydik de sonra vücuduma koyup... O ne oğlum? Ne attı oğlum öyle? Gerçek mi bu? Vurdu ha, fena vurdu ha. E hadi ama artık, bir. Bilerek mi yapıyorsun? Oğlum vallahi bilerek yapmıyorum. Bu ne biçim oynatıyor? Şunu eksiye bas eksiye. Eksiye bas! Oğlum çok fena attırdı. Tamam güzel bu güzel bak. Ha şu an yapıyor mu? Bak bak bak. Tamam. Tamam bir tane. Bir daha şuna yapıyorum. Mı dokunur musun? Şuna. Bunu kapat. Bunu durdur. Bunu durdur. Bu sürekli çarpma halinde şu an. Çarpma halinde sürekli. Baba. Oğlum çok fena. Kasa bak lan. Oğlum kaslarımı çık. Bak bak. Şu an bayağı yapıyor bu. Bayağı yapıyor ha. Şimdi ne yapayım? Aaaa! Basmadım. Ben basmadım. Hah
Şu an iyi bak. Şu an ooo. Bu sabaha kadar yapsın bu böyle bak. Oğlum bu nasıl bir şey? Nasıl olabilir bu? Çok fena. Şurama dokunsana. Bak. Harbiden şey oluyor böyle. Şurası kasılıyor. Bu vuran mı peki? Ooo! Oğlum bunu dur. Oğlum bunu dur. Bunu... Lan atar. Oğlum. Orayı da çarpıyor. Al bunu al. Bu mod çok kötü. Bu mod çok fena mod. Nasıl? Oğlum bu neymiş lan? Bu neyi mi rahatlayacak bu? Oğlum hale bak hale. Kıl çıktı. Buranda benim kıl yoktu. Burayı öyle bir hareketlendirdi, burada kıl çıktı bak. Ha bir de yapma dedikçe benim yapasım geliyor. Sen bir ara gördün mü şeyi, titremeyi? Gördüm işte orada sen al falan diyorsun ya, ben diyorum kalsın bu sahne iyi falan. Bunun ama bunu denemek lazım ki, bu uzun süreçte anlayabiliriz bunu. Ben evde bunu her yapıştırdığımda atacağım sana ama. Şu an deniyorum diye böyle, anladın mı? Hani onu özelden göndereceğim. 7. Bence iyi. Ben sevdim, biraz çılgın bir alet. Bak, girişe bak şuradan şimdi. Helal be. Yok efendim, öyle bıçakla şey yapacakmışım da makasla bir şey yapacağım. Biz de böyle hocam abi, biz de. Abi muhteşemsin. Buna yemez işte buradan sonrası biraz. Nasıl geliştirdin kendini? Harbiden ha. 1,5 saatte. Mini demir mi diyor? Iron. Ütü. Ütü mü? Ütü. Nasıl mini ütü? Sana ütü aldım. Şarjlı ütü bu. Ve küçük bavulda taşınabilir diyordu. Allah Allah. Dedim bu adam giyinmeyi seviyor. Baba aynen. Bazen değişik şeyler giyiyor. Tabii. Ben tişörttür, giyimdir böyle. Gitti bir haftalık yurt dışı tatiline. Nasıl ütüleyecek? Rengi de özellikle bu renk aldım bu arada. Beyazı da vardı. Ya. Oha! Bayağı. Ben buharlı falan çıkardı belki. Yok, bayağı altı ütü ya bayağı. Ben bunu kenara alacağız şimdi. Tamam. Şarj olduktan sonra. Şimdi şey adil puan vermek için denememiz lazım. Bu ne biliyor musun? Ne bu? Masa saati ama üstünde telefon kablosuz şarj şeyi var. Oha! Nasıl üstü? Koyunca mı? Ya bu işte yatağın yanına falan koy. Evet. Gece şey hep takılı kalsın. Kablosu hep takılı kalsın. Üstüne de telefonunu bırak diye. Aaa! Oğlum bu çok iyiymiş işte. Bak bu kullanışlı hocam bu ürün ama bunun mesela FP mi aynı zamanda? Fiyat performans olarak nasıl acaba bu? Onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Deli gibi. Aşağıda linki var. Derecesi yazıyor, saati yazıyor, alarm var. Bu ne? Üstündeki şeyler? Modu mu var? Şeydir ya, alarm kurmak için. Malzeme kalitesi çok iyi değil bu arada. Ama dokunmayacaksın zaten bunu. Zaten bunu böyle koyacağım. Bu koyunca güzel duruyor hocam. Şunu da şöyle koyacağım. Ben beğendim bunu. Bu ürünü beğendim. Puan? Bu ürüne puanım 8 çıktı benden ya. 8 ya. Güzel. Bu başarılı. Ben böyle şeyleri severim bak işte. Geldik diğer ürünümüze. Fare kapanı mı? Yok. Pardon. Bu neymiş lan? Şişe açacağı. Baba o şöyle bir şey oluyor. Bunun bu kadarına gerek yok ki bunun. Ama bak bunun üstünde her yerde kocaman mıknatıslar var. Evet. Bak bunu böyle metal bir yere hop yapıştırdın. Oha! Şeyi de düşmedi. Mantığı bu. Bu tam bilgisayar başı şey ha. Yani bilgisayar, mutfak. Bu ne? O da kapağın çeşidi şurası için galiba. Harbiden istersen farklı renk yap diye yapmışlar. Aynen. Bunu vidalayıp şey. Bunu aslında böyle vidalasan. Aldım bunu sen. Koydun aşağı düştü. Hocam buna puanım. Yine kullanışlı bir şey bu ya. Hoşuma gitti benim yani. 8 veriyorum ya. Buna da 8 veriyorum. Bak, 8 yüksek bu arada. Vallahi yüksek. Evet. Güzel. Az önce hatırlayın ya. 6 verdim bir şeylere. Şimdi büyük bir kutuya geçelim mi? Şuna geçelim. Tamam, o kutu Amerika'dan. Bu kutu Amerika'dan mı geliyor? O değilmiş, pardon. Bu Çin'den bu arada. Bu Çin'den. Karışmasın. Helal be. Kutu açma işini çok beğendim ben ya. Bu ne? Aha. Elektronik bir şey geldi. Müzikal nota lambası diyor. Bu da? Bu Elsa. Tüyünü topluyormuş, bir şey yapıyormuş. Oğlum bu nasıl aç oluyor bu? Ben niye bu kadar yeteneksizim Allah'ım? Çok inceymiş bunun şeyleri ya. Olay o. Bunu böyle tarıyorsun hocam. Şu şekilde taradın. Arkasında bak düğmesi var. Bastığın anda şuradan tüyleri çıkıyor. Hemen aldın şöyle, attın. Güzel. Pazarladı bana, ben aldım. Şu an aldım. Köpeğim yok ama aldım ben. Buna puanım kullanışlı bir şey olduğu için bu herhalde 9'u alır benden ya. Bunu 10 da verebilirim ki buna. 10 niye vermeyeyim ki? 10 benim için önemli bir puan mı bir yerde? Aha! Bu sana ilk aldığım ürün bu arada. Hatta bunu aldığımda daha sana sormamıştım. Paket
market açılışına gelmek ister misin? Oha! Evet. Ne yapacaktım? Ya ben deseydim, gelmek istemiyorum kardeş yazsaydım. Başkasına şey yapardın. Sen derdin müzik dinlemeyi seviyorsun. Sen de şey yazardın. Benim bir daha yayınlarda videomu izleme o zaman kardeş. Şey, fake hesap açıp sürekli sövüyorum böyle. Oo, hocam bunu böyle yapıştırıyorsun, tamam mı? Hayır ya. O bayağı yanıyormuş bu arada. Bir reset atalım hocam. Aaa! Oğlum mu dönüyor şu an rengi? Muhteşemmiş. Oğlum çok iyi. Oha! Deneyelim mi başka ne yapalım? Bayağı hoşuma gitti. Ben bir de ışıklı mışıklı şeyleri çok severim ya. Renklerini buradan ayarlayabiliyorsun. Bir sürü mod var. Hatta... Oğlum LED'in... Bir şarkı patlat. Merdivana! Söylediğin şarkı hiç olmadı. Başka renk bulmamız lazım. Başka bir şey. Biraz daha, o zaman biraz daha böyle renkli bir şey mi söyleyeyim? Kanasın dünyam, yansın oldu olacak. Günahlar kavrulsun, halim ile yaşandı bitti. Saygısızca aldatmanın tadına varınca doğrusu kimin umurunda? Oğlum çok iyi lan. Aşırı güzel lan bu. O kadar havalı ki Kemal'in sesini bile 10 puan yaptı. Normalde ben böyle söyleyemiyorum bu arada. Hocam buna 10 puan ya. Direkt 10. Yıldızlı peki yoğun buna. Benim bu çok hoşuma gitti. Benim zaten yeni odamda da böyle her tarafı ledler, metler bir şeyler falan. Bu çok güzel uyacak bence. Göstermedin ki odanı görelim. Evet, vlogunu falan. Bilmiyorum, çok vlog çek diyorlar da ben şimdiye kadar hiç ev vlogu çekmedim biliyor musun? Daha hiç yapmadım yani öyle bir şey. Çekeriz abi. Harunem. Şöyle yapayım. Çekelim mi abi? Çekeceğiz de ben biraz duygusal bakıyorum o konuya. Biraz da ülkemizin hani ekonomik olarak şakalan sponsoru bekliyorum. Gelsin mi? 5-6 sponsor daha gelsin de onu bekliyorum ben. Çekelim. Bizde yalan yok hocam. Biz düz influencer'ız. Doğrucu. Açıyorum, hazır mısın? Bu ikili... Oğlum bu ne ya? Yaza diyor merhaba de... Şu an gerçekten anlamadım ne oldu. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Ha. Hocam bu ne? Bu matara ama. Hidrojen. Ha. Water cup diyor. İçine su koyuyormuşsun, suyu zenginleştiriyormuş. O ne demek ya? Hidrojen, potasyum bir şey yapıyormuş. Allah, yanmaya başladı bu. Ben bu dili bilmiyorum ki, niye okumaya çalışıyorum? 2 saattir de çevirmeye çalışıyorum. Ben bayağı okuyorsun sanıyorum. Dili bilmiyorum ya. Şimdi bir şey olacak. Aa, oluyor. Aa, evet, kabarmaya başladı. Bak burada ne diyor? İngilizce bu. İngilizce. Bende o kadarı yok. Baksana ne diyor. Hidrojen zenginleştirilmiş su hazırlıyormuş. Hidrojen tarafından zenginleştirilmiş su. Oğlum bayağı bir şey, başka bir şey atıyor bak aşağıdan ha. Bunu nasıl yapıyor ki? Hatta diyor ki bunu pilav yaparken de kullanabilirsin. Yine meyvelerin üstüne korumak için bir şey sıkıyorlar ya. Bir ara haber evet, olmuştu. Evet. Onu da temizlemeye yardımcı oluyor. Peki içebiliyor muyuz? Ben bunu içilecek diye aldım bu arada. Bu ışıkları kapalı olsa acaba bu... Gözükür mü mavi şekilde? Bu güzel masa lambası gibi olur çünkü onu. Baksana bayağı güzel gözüküyor bu arada. Oğlum ne yapacaksın zaten bunu, meyveyi yok sileceksin de meyveyi yıkadın lelele ye gitsin, anladın mı? Hani. Bunu ama ne zaman iç diyor bana yani? Şu an içilecek hale mi geldi bu? Onu bilmiyorum. Hani bizim kadın programlarına çıkan doktorlar var, şey diyor böyle. Bu diyor elimdeki kablo. Öyle bir ürün gibi. Tansiyona, diz ağrısına. Aa, oldu diyor. Bak, kendi içmediğim şeyi konuğuma içirmem. Birlikte içeceğiz. Evet. Muhteşem bardak seçimi. Maşallah, bu bardaklarda niye var? Hidrojen neydi? Neydi suyu? Hidrojen tarafından zenginleştirilmiş su. Harun, bu ruj izi mi? Bu ne izi? Senin Allah belanı vermesin orada bak. Senin Allah belanı... Aa oğlum, görüyoruz oğlum burada. Seriyi de biliyorum. Rihanna'nın yeni çıkardığı seri bu. Abicim, biz hidrojenli bilmem ne sağlık suyunu şuna bakıp şimdi bunu içeceğiz. Kutunun çıktığı kutuya bak. Say to hello hammer. Evet, bir de şeyi merak ediyorum. Hidrojen zaten su. Oğlum kokusunu değişti. Su yani. Şimdi H2O ya. Evet. Şu anda H3O mu oldu? Ne oldu? Hidrojen 3'e mi çıktı? Ne oldu? Baba zaten bak burada ne diyor? Ha, hidrojen, evet lan doğru. Hidrojen rich diyor ya. Hidrojen şey arttırılmış diyor. O kadar hidrojen yok ya bizim içtiğimiz sularda diyor. Bunu düzgün okusan oğlum, biliyorum diye geziniyorum. Ya okudum, öyle bir şey yazmıyor. Nasıl yazmıyor ya? Kaliteli bir su matarası olarak kullanmak istiyorum. Bu arada aynen kullanılır öyle. Kalitesi gerçekten iyi. Evet, kalitesi bayağı iyi ama ağır oğlum. Bunda ağır yani bak. Kaldır şu an, bir de içi boşaldı yani. Kilmil var muhtemelen. Evet. Puan? Bir gaz yaptın mı sen hidrojen? 6.
Evet, oradakiler bitti. Evet. Orayı bitirdik. Daha bayağı paketimiz var ama. Oğlum çok beğendim bu olayı ya. Fark ettin mi ne almadım? Kesin çıkar dediğim bir şey vardır bence. Ya da bu videoda herkesin beklediği bir şey var ve ben onu almadım. Rakun, şaka gözlüğü. Almadım. Vallahi bir şey değil mi? Bekledim ha. Kesin şaka gözlüğüyle ilgili bir şey çıkar dedim kendi içimden. Almadım. Al. Tebrik ediyorum seni. Almaya gerek yok zaten, takıl değil mi abi? Harun sen benim yayında bak ne oluyor bak ben izlerken bir gör senin Insta'ya. Bu ne hocam? Dur. Aha. Bu ürün devrimsel bir ürün. Bundan alıyorsun. Wow. Anladın mı ne oldu? Onları mı yapıyor oğlum? İmkanı yok. Ben de bilmiyorum. Bu ne hocam? Otomatik saç örme makinesi. Oğlum böyle nasıl örecek bu? Deneyeceğiz. Hazır uzun saçları var. Haruncuğum iki tane AA pil verir misin? Evde de maşallah var ya. Sizin pil sponsorunuz var mı mesela? Yok. Çok masrafımız oluyor pilden. Bu da bir tepki. Saçlarıma ilk kez dokunanlar genelde böyle ne ya falan oluyor. Bir böyle. Bakımlı. Bir bakımlı. Bir şey yok. İçinden bir de düştü. Oğlum bak, bence bu alete al... çok güvenilir. Allah'ım bir videoda başıma neler geldi ya. Babam. Bak bak bak. Oğlum bu başka bir şey ya bunu. Ben bunu bir videoda izledim. Nasıl yani ya? Bak şimdi burayı aldık. Bir tutam saç koyduk. O çok bence. Bir küçükten başlayalım da kayıp olursa hemen şuradan makasla kurtarırız. İkiye böl diyor. Bak buraya. Tamam. Pişman oldun mu şu an geldiğine? Bir bakacağız. Şunu bir kullanalım ondan sonra belli olacak. Bunu araya mı sokuyoruz? Evet. Ayrı ayrı koydum. Şuradan al bak. Şuradan al sen. Bunu da böyle koy. Şimdi bunu sıkıştıracağım büyük ihtimal. Hazır mısın? Çek bakalım. Aa. Oha. Düzgün yapsak olacak sanki ha. Bir dakika bunu, Özge bunu yapsana bir, yapabilir misin? Evet sayın seyirciler karşımızda Özge. Şimdi bak şunları şöyle yaptım. Bak bunu böyle bir tanesini buraya koysak. Hı-hı. Tamam mı? Şimdi bir tane de şuraya koy. Şöyle. Oğlum bu bak. Ama ilk önce ötekileri çevirmen gerekmiyor muydu? Galiba saçım artık burada kaldı mı? Makasımız var, sıkıntı yok. Öyle mi baktık ki? Şu arkadan falan bir şey çıkmaz mı? Şu arkadan bir şey bağlasın. Şöyle yapsam mesela. Dur şöyle çevireyim bir dakika. Şöyle. Sonra? Heh. İyi mi şu an? İşte kart oynayın. Ulan her yerimde bir şey denedik bir videoda. Bak orada böyle yukarı... Aha. Aha. Niye gülüyor? Ne oldu? Niye yanık kokusu geliyor arkadaşlar? Ama sende çok var. Belli olmaz. Bir kısmı gitse de anlamaz. Allah Allah. Ya saçım gitsin istemiyorum bakın. Abicim ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tuğkan'ın da saçı uzun ya. Ama onunkiler zaten böyle dalgalı dalgalı ya. Alette bir şey kalmadı değil mi Özge? O şey o tut, Özge o tutamı... Şu onu ben attım. Bunlar ne? Saçım kalmış. Yok abi bunu kullanamadık yani. Nasıl yapılıyor? Biz mi beceremedik şey mi? Yani ne puan vereceğiz ki şimdi? Bir puanı var. Hadi bir de vermeyelim o kadar yapmışlar yani. İki diyelim yani. Tamam. O ürün yapılmış. Demek ki bir şeye yarıyor. Bunu ben farklı bir yerde kullandım. Sen çok biliyorsun. Sen bunu biliyorsun. Yeni paket. Haydi bakalım. Allah'ım inşallah iPhone 14 Pro Max mı bu? 15 Pro Max. Çin'den. Aynı zamanda çift sim kart. Çinliler 17'yi bile yaptı. Oo gözlük. Ha, güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü. Evet ama iyisinden bak Çin diye şey düşünme. Harbi mi diyorsun? İyisinden. Çok merak ettim şu an. Güneş gözlüğü sen bayağı demek ki bakmışsın ya benim profilde murofilde gezmişsin yani. Itemlarımı adam biliyor anladın hatta mı? Hatta hacker tuttum. Oo. Benim bilgisayara... Ürünün bir tanesini de o söyledi. Allah Allah. Geldiğinde söyledi. Şunu bak sen de bu. Hiç açamıyorum ya. Aa var bir şey bir şeye benziyor lan. Kutudan anlarım anladın mı? Şu kutuya bakar mısın? Hocam bir kere bak şuradan anlaşılır. Gözlük kaliteli mi? İlk bez başta buradan anlarsın. Mı? Aynen öyle. Şu gönderilen bez Kaç puanlık bez? 10 puanı veririm, garanti veririm. Harbiden süet gibi bu. Oğlum baksana be sen. Gerçekten güzel duruyor. Umarım yüzüne gider. Bilmiyorum. Bakacağız. Bir şey diyeyim mi? Aşırı hafif. Kankana benzedin ama direkt. Şöyle bak bir de. Şöyle atmışım. Saçlarımı önüme attığım haliyle. Ya da bak şöyle düşün. Mesela birden bir dönüş yapayım şöyle. Burayı slow motion'da. Bence oturmuş yüzüne bu. Harbi mi diyorsun? Evet. Yani model hoşuna gittiyse yüzüne tam gelmiş.
Bir bakacağım ya kendime. Bak ya bak. Vallahi bakacağım, merak ettim ya. Puanımı ona göre vereceğim hocam. Oğlum klas durdu la. Şöyle bir biraz şey da Teoman şeyi bir, evet, bir farklı falan da var. Hani şöyle düşün bunu. Böyle loş ışık olacak. Hani tam karanlık değil. Hani bazı gözlükler böyle göremezsin yani. Öyle değil gözlük. O hoşuma gitti. Böyle haftanın loş ışık, böyle elimde gitar. Işıklı pena. Belki de ışıklı pena elimde. Şeyi dişli. Ne, zincir. Gibi. Zincir. Ne kaldı? Ne kaldı? Bir taraftan da saçını örüyorum. Güzel, bence 10 numara. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Benim gözlerim dereceli. Kullandığım gözlüklerin... Benim de gözlerim dereceli. Ben güneş gözlüğünü derecesiz kullanıyorum. Nasıl görüyorsun? Ya kaç numara senin gözlüğün? Güneş gözlüğü, bir de hani güneş çok oldu mu da gör diye ya. Hani sen hiç görememek üzerinde bir güneş gözlüğü alıyorsan zaten bu hatalı bir hamle. Ya benim gözlüğüm 1.25 falan. Ha, benimki 3. Şimdi mesela Harun, bende daha çok şu an Mesutcan Tomay gibi bir şey mi? O kadar anladım alakası. Benim de gözlerim 3 olmuş galiba. Babanın gözleri numaralı mı? Bir şey diyeyim mi? Bunu benden babam kapar bak. Bence bunu babana gitsin bu. Bunu ben zaten tam onun tarzında gözlük tarzı. O biraz daha böyle Amerikan şey style takıyor gözlükleri de. Okey, tamam. Bunu ben babama okuturum. Güzel ama. Harbiden bu ürün kaliteliymiş. Bu ürünü beğendim. Bu da Xiaomi bu arada. Bu Xiaomi'nin mi? Hı. Xiaomi'nin ürünü. Hı. Oha lan. Oğlum bu adamlar her şeyi yapıyor mu? Bunu beğendim ya. Buna ben 9 veriyorum hocam buna. Bu daha ne olsun yani bu 9. Şimdi sana hacker abimin, aha, Kemal'e al dediği ürün. Harbi mi ya? Can abi. O dedi. Can mesela, abi. Evet. Hacklemiş senin evi. Tamam. Senin çok sevdiğin bir şarkıyı söyledi bana. Dedi o serinin şarkısına bayılıyor dedi. O serinin şarkısı... Şaka yapıyorsun ya. Bu ürün Türkiye'den ya. Bu arada. Bu işte yayınlarda kullanacağım itemlardan biri haline gelir hocam. Gerçekten mi? Vallahi diyorum. Benim her yayının başında arkadaşlar 2017'den bu yana Can Bey'e de buradan bu bilgiyi verdiği için harbiden teşekkür edelim. Güzel bir izleyiciymiş bir yandan da. Her yayın başında Winx bu sensin. Her şeyi alırsın. Şarkısıyla girerim. Winx'in müziğiyle girerim. Grup hepsini seslendirdiği. Bu mikrofon mu aynı zamanda çalışıyor, evet, mu bir de? Yani kaliteli bir şey değildir de. Oraya kadar şovum. Renkli ışıklar, karaoke, ses değiştirme, Türkçe Winx şarkısı. Bir de senin şarkı çıkıyormuş içinden. Şey çıkar kesin. Bize yeni istersen Winx tutuşunca eller. Niye güldün Harun'u? 3A Harun. Küçük olan. O kadar da küçük değil. Hatta be. Hatta 3 tane Harun. 3. Yani şöyle falan desen o kadar da küçük gelmedi yani. İdeal. Bence gayet devasa yani. Hazır mısın? Hazırım. Telif yedik mi? Disney. Kesin yedik Disney. Yedik mi? Ses. Hey, hey, hey. Bas düğmelerine. Hadi gel. Hadi. Ha. Duyuyor musun sen şu an? Tamam. İçinde muhtemelen şu kadarcık bir hoparlör var. Yani harbi tırnak ucu kadar bir hoparlör var içinde herhalde. Olursun. Ya bunun mikrofonu çalışsaydı ben bunu yayınlarda kullanırdım böyle ya. Mikrofon varmış gibi efekt yapsan arkadan. Zaten benim mikrofondan efekt yapsam bunu böyle tutuyormuşum. Gibi. Tamam, güzel. Öyleyse kullanılır böyle. Ama beni çok yükseltti bu ya kutusu. 50 lira. 50 TL tabii ki de bu kadar şöyle koyarlar ya. Yok başkası, ne yapayım, onu vardı yani. Puan? Çalışsaydı benden yüksek puan çıkardı ama şu görseli ve Winx Bloomheart'lığına diyeyim. Öyle söyleyeyim. Sen karakterleri de bilmiyorsun baba. En sevdiğim karakter Bloom. Bayılırım. Neyse, vermedim bu puanı. Bu sensin. Buna 5 puan veriyorum. Çalışsaydı 10 puan da alırdı benden. Sırf şu görseli ve Winx'in hattına burada 5 puan veriyorum. Bu arada Disney Plus'a çok teşekkür ederiz Türkiye'ye. Evet. Evet. Oo. En sevdiğim şeylerden birisi bu hocam işte. Burada en sevdiğim 5 şeylerden RGB LED dış mekanı. Nasıl bir RGB? Ha, outdoor RGB işte bu. Ya içeride de kullanabilirsin tabii de. Şuna bakar mısın? Bunu çok merak ediyorum, çıkacak ışığı bundan ya. Hep böyle yanmıyordur herhalde. Yok, bu değişiyordur. Ha, oldu. Ha, benim kanal rengi.
Bazı renkleri daha parlak veriyor. Bazı renkleri evet. Kamerada bu mesela şerit tek çizgi ışık halinde gözüküyor mu yoksa nokta nokta şey mi oluyor? Yandan baktığında hafif noktalar var. Evet, yandan baktığında öyle. Bir tık eski ledler gibi. Evet, biraz daha böyle eski ledler havasında. Ama bunun sonuçta hani bu outdoorlarda biraz öyle bir mod var. Bunu yere koyduğunda şöyle yansıtması için ya. Ana mantığı. Evet. Ya da bir yani, yerlere sıkıştırıyorlar evet. Çardağı marda. Aynen öyle. Yani aslında ortama bu ambiyansı vermesi için, bunun böyle gözükmesi için olmayabilir mesela. Bir şeye hoşuma gitmedi. Adreslenebilir olsaydı şöyle o müzik şeyi yapıyordu ya. Öyle bir şey olsaydı daha bir hoş olabilirmiş. Çünkü şey, renk değişimi yaptığında çok keskin yapıyor. O zaman buna 7 puan veriyorum. Sebebi parlak, daha parlak olsaydı. Evet. Değil mi? Parlaklığı da bir tık yani okey, şunun için okey ama... Ya şöyle bir şey yapmışlar, dışını çok iyi yapmışlar. Evet, bu kalitesi çok iyi, ona zaten ben düştüm ama yani. Ama depoda kalan LED'i koymuşlar. Gibi. Evet, tam öyle. Öyle olmuş. Evet, küçük bir paket. Evet. Kapo, gitar kaposu. Ha. Bu tamam. Gitarı modlamak için bakalım, kalitesine bakalım hocam bu. Hep bir kadife oğlum, bir şey niye vardı. Oğlum böyle sunumlar niye böyle ya? Dış paketi açarken böyle beklentin düşük, içinden kadife evet, bir şey abi. Çıkıyor. Evet abi. Yapısı çok iyiymiş lan. Bu ne işe yarıyor? Nasıl anlatayım sana? Mesela şeyden örnek vereyim. Nerede? Bunu da iyi ki getirmişiz ha. Şöyle düşün. Mesela burayı modlamak için atıyorum şuraya takarsın. Hani sesi çekiyor, anladın mı? Şunu basmışsın İncaltmış gibi. Bareyi basmışsın gibi düşün yani. Şunu verdin, şunu verdin. Hani buradan sonrasında başlıyor düzen. Bu da güzelmiş daha bu arada. Bunun şeyi çok güzelmiş. Bunlar normalde plastik, dandirik böyle şey olur. Bu böyle bak ahşap yapısı falan var ya. Benim gitarım var. Aynı şu renkte. Şöyle kasa, şöyle düşün işte. Tamam. Kasayı. Buraya taktığında güzel bir combo olacak. Öbürü çok plastikti. Buna benden bir 9 puan çıkar. İyi, güzel. Bu paket Amerika'dan. Kapo. Amerika'dan. Evet. Çin ürünleri arasında sonra Amerika'dan kesin gelen Çinler üretmiştir bu arada. Yine değil mi? Orada da... Oğlum bu ne? Kocaman paketin içinden küçücük şey çıktı. Ne diyorsun? Lightsaber diyor. Hem de adını unuttuğum lightsaber'dan. İkili olan. Mall'daki böyle birleşiyor, çıkıyor falan. Aynen Mall'daki. Dur şunun merak, bak bunun önemli olan burası işte. Şurada savaşırız. Ama bak burada verseyim şunu. Saçmaladım şu an. Bu birbiriyle birleşiyor mu? Bu sesi sürekli yapmasaymış. Bunu yapmasaymış, bunu salladığında verseymiş. Öğretiyi hatırla evlat. Aradan fotoğraf falan da çıkarırsın öyle değilse. Günün aleti ya bu. Günün olayı bu şu an yani. Baba biz bu videoda ne yapıyoruz ya? Şu an videonun toplamını düşündüm, anladın mı? Bu arada şurada bölsek 3 video çıkar bence. Harbiden ha, vallahi diyorum. Bir de bir kalitesine falan baksana bence. Baya güzel ya şuraya falan. İyi değil mi? Alüminyum işlemişler CNC'de. Çelik olsa daha iyi olurdu. Sen bu arada az önce yaptığın hareketleri izleyince şok olacaksın. Bir de onu böyle müzikle falan. Allah Allah. Çıktı mı bir şeyler? Güzel gözüktü mü? Var bizde de bir şeyler var, var be. Var, burada var da be. Disney Plus'a bir göz mü kırptın bilmem yani Star Wars'tan. Hocam bu çok iyi. Vallahi bunu çok beğendim. Bir de çok seviyorum biliyorsun bu tarz işleri böyle. Antin kuntin olaylar tam benim işim yani. Senin de var bu tarz. Var var. Senin de var. Çok güzel ya. Buna 10 puan yıldızlı vermek istiyorum ben. İlk yıldızlı 10 puanımızı aldık. Günün olayı bu. Günün ürünü. Bu videoda ne oldu? Bu videoda terledim. Çarpıldım. Hidrojen içtik. Saçım kesildi. Ve ürünler bitmiyor. Ürünler... kaç... Bitmedi mi daha? Bitmedi daha. Ben bu son zannediyordum. Yok daha var. Oha! Ben bunu yalnız sabaha kadar yaparım bu olayı. Saçlarını bozmuşken. Bu ne şey mi? Saç düzleştirici gibi bir şey mi bu? Galiba. Bak bu alet güzel çıkarsa var ya, bu aleti kullanırım işte gündelik hayatımda. Bu arada sakal ve saç için
Erkeklere özel bir şeymiş bu. Bu arada ürün de bayağı, bakar mısın önüne? Bayağı evet, güzel geldi bana şey. Yani böyle. Isınan yerler bunlar değil. Bak arada seramikler var, görüyor musun? Seramik sevmiş olmaz. O yüzden seramik bak parmağım yapmaz. Yanmıyor şu an, gördün mü? Çok da şey yapma, sen de lop diyor. O kadar mı güvendin bana? Nasıl yanmıyor ya? Yanmıyor diyor. Sen lop diye avuçladın. Ben böyle böyle gösteriyorum, o böyle. O az önce yıprattığımız yer var ya. Bak şurası biraz bir şey oldu. Bakalım hemen. Saçım da o kadar düz ki. Bu arada bayağı yapıyor bak şimdi. Dokun. Oo bayağı sıcak şu an. Oo lüle yapacak. Sen anlıyor musun bu işlerden? Tabii her seferinde aynı şey. Oğlum uzun uzun benim, yıllardır uzun, şunu artık kabullen ya. Kaç yaşından beri uzun bu arada? Çok yaşımdan beri, bayağıdır yani. Kısa saçlı abin var mı internette hiç? Var var. Ortaokul var. Falan ama yani. O kadar eski. Tabii lisede mesela uzun hep liseyi çünkü açıktan okudum dışa yani. İlk yıl tamam, gittim. Rahattı. Hoca saçını kestirdi ince. Ben o zaman dışarıdan. Sadece bu ürün bir ama bu benimki de bir erkek saçı gibi değil ya şimdi. Uzun saç yani. Bu benim için mesela biraz küçük. Bak senin saçın da çok iyi olur mesela. Gel abi. Yok ya. Yapayım mı şekil? Kardeşim. Sana ne saçı yapacağım biliyor musun? Sana o berberlerin önünde David Beckham saçı vardır ya, tamam, hep bir tane böyle sen böyle şey yapar. Öyle bir saç yapacağım sana, tamam mı? Bana baktı, kurtarmam gerekiyormuş gibi. Şöyle alttan böyle bir baktı. Hiç yakma yok değil mi? Hiç gelmiyor böyle yakma. Sadece ısı geliyor. Hafif ısı gelir biraz. Bu arada gerçekten Beckham saçı yapıyor. Tamam, şimdi bak, şimdi son rötuşu da atıyorum. Şey, değdiriyor mu peki? Biraz. Tamam oğlum, sıkıntı yok ya. Kesin müthiş oldum şu an var ya. Üf. Bak şuralardan aldım, şöyle üstten verdim, biraz da bu tarafa doğru attım. Bak saniyeler içerisinde. Kendime bakayım mı ben? Bir bak. Var, bak ben sana söyleyeyim. Bakma sen, tarif ediyorum. Şimdi bak gittin o berbere, dışarıda Beckham'ı gösterdin, tamam mı? Ama çıktığında arkadaşlarınla köşe başında şöyle... İşte o saç. Bir baksana Allah aşkına bir bak. Güzel abi, bu ürün kullanılır bir ürün yani. Buna aklıma ne geldi? Ütüyü denemedik. Aa ütü. Ama önce bu puan verelim. He, buna verelim puanımızı. Buna 9 puan vereceğim. Bunun şurası biraz daha uzun büyük olsa benim için daha kullanışlı olurmuş. Oradan kırdım yani. Yoksa dizaynı şeyi güzel. Şurası falan bak ledli metli yapmışlar. Aa sıcak. Sıcak mı şu an? Basılı tutmak gerekiyor. Abi oğlum ütü bu. Her düğmesine basılı tutunca ısıtıyor. Öyle olmuyor mu ütüler normalde? Şeyden dolayı olabilir. Bavulu attın. Yanmasın diye. Aa evet. Basılı kalırsa yanar. Vaa. Yani. Ütü ya gibi. Yaptı bildiğin ütü. Vallahi yaptı. Bence olabilir. Şöyle bir yap bakayım şöyle köşeden. Kat izimi çıkartalım. Aynen. Hani yapacak mı diye. Bu arada direkt oldu. Yani normal ütü kadar güçlü değil. Ama yapıyor. Ama okey bence yani. Evet. Bu arada çok tatlı duruyor ve bence kullanışlı, kullanılır yani. Az önce de düzleştirdi bayağı bir şeyi. 8 veriyorum buna da. Evet, ben bunun olduğunu anladım. Şimdi senin... Bir şey yok canım, aynı zamanda patlama garantili bu. Evet. Şimdi müzisyenliğinin yanında bir şovmenlik tarafı da var ya da müzisyenlik, şovmenlik de gerektirir ya. Fog mu? Fog Machine diyorum. Fog Machine ne ya? Şimdi mesela çok elit yayınların var senin. Dansöz çıkıyor, şey yapıyor falan. Tabii, böyle. Tabii. Onlarda baktım ben, sis makinesi yok. Aa, gerçek çalışacak mı bu? Çalışacak. Bunun sisi nereden dolacak? Şurayı açıyorsun. Tamam. Bu bitkisel gliserin. Burayı sis yapar mı? Yapar. Bu yapmaz oğlum bu kadar. Yapar. Aa ışıkları yandı. Aha yandı. Özge atıyor. Bir zararı yok bu arada. Oha bayağı atıyor bu. Oha! Bu arada çılgın ortam oluşturulur. Bunu kesin yayında kullanırım oğlum ben. Oğlum bayağı dolduruyor lan. Kılıcı şimdi işte, kılıç şovunu. İçinden bölerek geçeceğim. Ağzım yüzüm dağılacak gibi geliyor. Çok mu abarttık? Oğlum bayağı göremiyormuş.
Lan içimden çıkıyordu bana, ağzımdan çıkıyor şu an. Oğlum sesim gitti. Oğlum çok iyi. Buna 10. Yıldız yok bunu mu? Ben yıldızlı 10 bu. Bunu yayınlarda kullanacağım hatta. Bu arada gerçekten garip şeyler çıkıyor. İntrolarda böyle şarkı marka açıyorum ya bazen. Amerikan güreşçisi yürüyüşü falan yapıyorum böyle şeyle. Etrafa baksana. Undertaker, işte bunu Undertaker. Dın 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 dın. Bunu ağzıma dayayım şöyle yapsana, burnundan çıkacak mı? Ya. Sağlığa bir şey yoksa. Oğlum bir öksürtüyor ama ha. Çünkü normalde bu kadar olmaması lazım. Baba bu nasıl bir video oldu, gözünü seveyim bak bak. Allah aşkına evin bir haline bak ya. Harun ama gözü gözü görmüyor ama bu işte tam haberle. Bu videoda biz kim oldu? Biz bir şey kullanmıyoruz. Vallahi siz. Şu an baskın yesek ne anlatacaksın acaba? Malzeme içindeki iyiymiş, bir gülme şeyi de yaptı. Hiç sağlığa bir etkisi yok, mutluluğu olduğu kesin ama. Harun bitti ya orada. Şöyle falan yapalım. Biraz bari de şurası olsun. Aa, oğlum sıcak attı. Sıcak attı. Elini bir götürsene. Kapatayım mı? İlk oraya geçtim. Oğlum bu ne atıyor? Bir şey atıyor ucundan bak. Yakıyor elime. O dediğin suyu atıyor. Yanıyor elim, yanıyor. Arkadaşlar buna 10 puan veriyorum ben. Bence hak etti. Bir öksürttü gibi ama ya inceden. Ürünler bitti. Ürünler bitti. Vallahi bir şey diyeyim mi? İnanılmazmış oğlum, çok keyifli ya. Aşırı keyifli yani. Genel olarak bir son puan alıyoruz böyle. Yine şey, ürünlere değil de genel keyfine gibi. Abi ben çok eğlendim yani, şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda katıldığım, son 5 yılda falan. En eğlenceli videolardan biriydi yani. Kusura da bakmayın, ortalığı biraz dağıttım. Ben galiba bayılacağım bu arada. Ben bir kötü hissetmeye de başladım. Ben bitiriyorum. Hoş geldiğin için teşekkür ederim. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Sen de geldiğin için teşekkür et. İzledim. Söyle, bitiremiyorum artık. Siz de geldiğiniz için teşekkürler. Evet, siz de iyi ki hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek, sis düğmesine basarak ya da bir yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Benim için de 10-10 videoydu arkadaşlar. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten ürünler de çok iyiydi. Her şey çok eğlenceli. Bunların yarısını ben kullanacağım zaten yayınlarımda. Orada görmüş olursunuz. Beğenin. Başka ne var kanka YouTube'da? Abone olup zil açmak. Abone ol, zil aç. Katıl var mı sende? Yok. Katılı koy. Süper teşekkür açtım bugün. Süper manyak teşekkür edin. Kaç paradan teşekkür ediyorlar? Bilmiyorum. Sadece aç yazıyordu, açtım. He, onlar şey yapıyor böyle, donation gibi biraz. Galiba. Şöyle bir duyum aldım ama. Paralı olabilirmiş ileride. Abone. Hadi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yine geldi.